duygusal hafıza ve duyu hafızası üzerine her gün hemen hemen çalıştığın için oyuncu olarak, yani psikolojik gerçekçilik üzerine çalışıyorsan eğer, birazcık hafızanı da zorlaman gerekiyor. Bu da tabii seni bir zinde tutuyor diye düşünüyorum. Eric mesela, mülakat yaptım geçenlerde, kendisiyle yapmam gerekiyordu. Hı. Bu mülakat sırasında o kadar parlak ve o kadar hızlı cevaplar veriyor ki. Hani 90 küsur yaşında dedim, ben bilmiyorum artık yaşını çünkü. Hiç inanamazsın yani 93 yaşında olduğuna. O kadar keskin ve o kadar hızlı ve o kadar hemen karşılığını alabileceğin cevaplarla seni bir anda böyle dehşete uğratıyor o yaşıyla, görüntüsüyle. Hiç alakalı değil beyni. Ama aslında sen de herkesi, yani konservatörden beri herkesi tavlayan bir sevinç, heyecan ve yüksek temperaman vardır sende. hep oldu bu. Hep oldu. Girdiğin her ortamda bir anda orası, ortamın havası değişti, bir şeyler değişti. Hatta bu eski bir röportajın ama hoşuma gitti bu sözün. Otantik, eğlendiren, güldüren, uyanın diye bas bas bağıran bir genç kızlık dönemime şahit oldunuz diyorsun. Hı hı. Herkese. Herkes şahit oldu. Daha ilk özel radyolarla beraber, daha sonra televizyonda programlar, ardından filmler, ardından diziler. Yani her yerdesin. Her yerdesin. O bizim toplam hafızamız zaten. Herkes seninle büyüdü. Ama diyorsun ki şimdi aldığım yaşla beraber bu ifadem farklılık kazandı. Ne oldu bu ifadene? Bana göre bir şey, fazla bir değişiklik yok. Ya öyle mi? Sen evet. Tabii daha iyi gözlemlersin. Evet, ben o küçük kızı sonuçta hatırlıyorum konservatuardaki. Hı-hı. Yani 17 yaşındaydım tabii okula girdiğimde. 17 yaşındaydım. Ve Okan da benim böyle gördü beni, geldi yanıma, dedi ki sen küçük burjuva mısın yoksa? Öyle mi dedim? Her şeyi yanlış hatırlıyor ben. Her seferinde bu konservatuarda neler olduğu konusunda her seferinde Meltem'le kavga ediyoruz biz. Bir şeyler hatırlıyor. Ben de onunla ilgili bir şeyler hatırlıyorum. Ama hayır, aslında aramızda bir derece farkı, sınıf farkı yok. Evet. Yani şey, okul sınıfından söz ediyor. Ha. Ama yaş farkı var aramızda. Yaş farkı. Sen minne açıktın. Evet. Evet. Mesela sınıf arkadaşım 22 yaşındaydı. O dönemde çok fark ediyor. Yani 17 yaşındayla, ya yani 17 yaşındayım, 22 yaş arasında büyük bir fark var o dönemde. Ama sen neşeli, özgür, müthiş bir kızdı. Müthiş bir neşeyle geldin zaten. Ne güzel gibi. Böyle hatırlamak. Hatta o zamanki konservatuvar, ya işte orada Meltem geldi işte, Ali Ulvi sana bakmıştı, hatırla parçana. Şimdi ben anlatayım bunu, ne olur onu anlatayım. Ali Ulvi baktı, ben baktım falan filan. Ama o sırada bak ne kadar acayip bir dünyaymış ki, konservatuvar sınavında Meltem gibi çok güzel bir kız olunca, çok neşeli, çok havalı bir kız olunca, bütün çevreden görenlerin, hepimizin tek endişemiz, ya bu kız çok güzel diye almazlar mı acaba diye. Çünkü o günün konservatuvarlarında ya bu manken olur filan gibi bir hem güzel hem yetenekli saçma bir şey vardı ki bu kız manken olmadı. Mankenliği sakın ha bir şey yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Öyle bir laf vardı. Kaba çok saba küçük bir laf vardı. Soru. Buyursun. Mesela, çünkü 17 dedin diye demek ki genius. Yani 17 yaşında konservatuvara girilebiliyor mu? Evet. Tabii. Sınırda yani. 22 idi o zaman. Şimdi 21. O zaman 22. Minimumu neydi? O merak ettiğim o. 17. Minimumu yoktu ya. Var mıydı minimumu? 17 idi. Tabii lise mezunu olmak zorundasın. Çünkü lise mezunu ama mezunu. Genellikle barajı, bizde en azından evet. İlk sene girmiş. Farklı bir durum. Üniversite ilk sınavı birinci sınavı geçtikten sonra seni yetenek sınavına alıyor. Biraz demek ki multi yetenekli bir durumun varmış ki 17'de girmişsin i̇lk o anlamda. İlk senede girdim. Tabii. Teşekkür ederim. Çünkü normalde ilk 19-20'dir. Ve girdiğim yıl Müşfik Hoca'nın dersindeyiz. Müşfik Kenter dedi ki bir yazar seçeceksiniz ve o yazarın işte bir tiradını, bir oyunundan bir tiradını çalışacaksınız. Ben de Anton Çehov'u seçtim ve Martı, Nina, hepimiz çok heyecanlıyız Martı, Nina oynamaya. Okan'la Ali Ulvi sınıf arkadaşı değil, pardon, Ali Ulvi senin bir üst sınıfın. Ali Ulvi benden büyük. Hünkar. Evet. Okan da 3. sınıfta. Okan dedi ki ben seni çalıştırırım, ben çok heyecan duydum. Ali Ulvi dedi ki ben seni çalıştırırım. Ona da çok heyecan duydum. Arada kaldım. Şimdi. Hoca beğendiremiyor sana. Okan'ın verdiği önce yazarım. Hayır, herkes farklı şeyler. Farklı yönde gidiyor. Hocaya çıkacağız. Yani Müşfik Hoca'nın karşısında ben çıkacağım. Ama tabii onlar da çıkmış oluyorlar. Neden? Ben bir şey yaptığımda hoca hemen anlıyor beni kim çalıştırdı. Hoca böyle seyretti. Şimdi öncelikle Ali Ulvi çok dramatik çalıştırdı beni.
romantik ve dramatik çalıştığını. Okan ise çağdaş bir yorum getirdi. Dolayısıyla benim kafam iyice karıştı. Anton Çehov'u çok güzel anlattım. Aristokrasinin çöküşünden, burjuvazinin yükselmesinden girdim, çıktım filan, bitti hikaye. Geldik Nina'ya, tirada başladım. Bastığım toprakları öpüyordunuz. Vurmanız öldürmeniz gerekiyordu beni. Bilmem miyim ki ben. Ay şöyle filan. Dedi ki böyle yaptı hoca, baktı böyle. Ali Ulvi ile Okan'a söyle bir daha seni aynı anda çalıştırmasınlar. Ay müthiş. Ay yerim seni. Çok hemen tatlı. Hemen çaktı yani. Hemen derhal. Kimler çalıştırdı diye. Peki. Şunu merak ediyorum. Ne demek istiyorsun? Empati kabiliyetim yüksek noktalara ulaştıkça kendi alanımın kontrolünü sağlama isteğim gelişti. Anlamanın onaylamak demek olmadığını fark ettirmeye çalışıyorum. Ay çok güzel bu. Anlamak onaylamak demek değil. Çok, aa, çok iyiymiş bu, çok önemli şey. Çok bu önemli. İşte tabii ki yani insanlık durumu hakikaten ya. Ve anlamak onaylamak demek değil. Karı koca arasında öyle, gerçekten sevgililer öyle. Arasında öyle, iş yerinde işveren çalışan arasında öyle, arkadaşlar arasında öyle. Anlamak, ya seni anlıyorum ama onayladığım anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Kabul edeceğim anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Evet, vay kendi be. Kendi bir alanım var ve vay, of, bunu evet. Hiçbir zaman unutmayın yani. Evet, of çok önemli, bu çok güzelmiş. Peki, peki şunla kime laf sokuyorsun ya da kendinden bahsediyorsun? Nice eski bir röportajından, nice yoga derslerine gidip de nice hayatlarında hiçbir şey halledememiş. O kadar çok insan görünce pek de yoga yapası kalmıyor insanın diyorsun. Çok öyle bir spesifik bir kişi değil ama o kadar fazla yoga yapan kişi o kadar çoktu ki ve o kadar... insanın yapası gelmiyor. Gerçekten düşün evet. Düşün ki yani bu berbat hayatımızda çok fazla yoga yapmış insan bir sinirimizi bozuyor. Çok, evet öyle oluyordu. Şimdi hala öyle olur mu bilmiyorum. Yani bence hala öyle. Yani olabilir. Benim sinirimi daha çok yoga yapanlar bozuyor zaten. Olabilir. Yani diyorum ki hani bu ne oldu hani bu kadar hani kendini şey yaptın. Hani değil mi dinledin işte huzurun şuyun buyun da yani nasıl bu kadar? Hayat akışı tabii farklı ya yani o bütün o süreç birazcık daha meditatif süreçler geçiriyorlar belki de sessizlikte kalıyorlar yani oluyor bu oluyor. O dönem moda olan moda diye yapanlar için daha onun çok. Onun için diyorum yoksa diyor. Bunu tabii ki evet içselleştiren ve bunu gerçekten... işe yarar hale getiren gerçekten, kişiler çünkü için. Yapan var ama bir de moda diye yapan çok onlara muhtemelen. Muhtemelen onlara söylemişim. Öyle evet, ya da aynen. Böyle bundan sonra yogi dostun olmayacak. Ya. Benim zaten yok. Ben olmasını istemiyorum zaten.